ESWL şok dalga tedavisi sonrası hastaya ağrı kesici tedavisi verilecektir. Hastanın bu işlem sonrasında sıvı alımını mutlaka artırmalı, hareketlerini mutlaka artırması gerekir. Çünkü taş eğer parçalanırsa çok rahatlıkla düşebilmesi için sıvı miktarının bol olması, hareket etmesi hastanın bu taşların düşmesi için daha kolay bir yöntem olacaktır. Hasta eğer ağrısı olduğu durumlarda ağrı kesiciyi almalıdır. Taş kırma seansları arka arkaya yerine arada 2-3 günlük süreler olmalıdır. Eğer taş kırma tedavisi sonrasında hastada ateş, bulantı, kusma, şiddetli ağrılar olursa mutlaka doktor ile temasa geçmelidir. Taşın yolu tıkaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ama ESWL seansları sonrası standart olarak yapılması gereken şey gerektiğinde ağrı kesicisini almalı. Sıvı miktarını mutlaka 2-2,5 litre yapmalı ve hareket yapmalı. Gerektiğinde ip atlamaya kadar giden hareketleri yapmasını hastalara önermekteyiz. ESWL yapılıp böbrek taşı eğer böbreğin alt polünde yani alt bölgesinde olan taşlarda hastaya taş kırma seansı sonrası vücut yapısı uygun olan hastalarda amuda kalkma şeklinde uygulayıp taşın yer çekimiyle yerinin hareket edip kanala düşmesine yardımcı olacağı bu baş aşağı durma şeklini kısa sürelerle uygulamasını önerdiğimiz hastalarda olmaktadır.